Oo. Bir günde ikinci ziyaret. Ne kadar şanslıyım. Güzel. Sen iyi değilsin. Ne olduğunu anlayamıyorum ki. Bildiğim tek bir şey var. Bugün iş falan yapamayacağız. Kardeşim yine bir şey yapmış. Tam toplantı için çıkıyorduk ki Boran Bey'in telefonu çaldı. Sonra Sıla Hanım'la konuştuğunu duydum. Sonra? Boran Bey yine fırtına gibi çıktı. Ben de arkasından şaşkın baka kaldım. Oh be. Demek ki karşı karşıya gelip konuşacaklar artık. Aslında geç bile kaldılar. Bunca şeyden sonra yalnız konuşmaları doğru mu sence? Onlar birbirlerine aşkla baktıkça ne sıkıntı kalacak ne öfke. Göreceksin. Sevda kazanacak. İnşallah. Demek ki bugün toplantınız tekrar iptal edildi, öyle mi? Öyle. O zaman başka işin yoksa beraber bir yemeğe gidelim mi? Abay başka sefer yapsak. Benim yapacak işlerim var da. Müsaadenle. Gizem. 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 Ben bilmeden seni kıracak bir şey mi söyledim? Hayır abay, seninle ilgili değil. Yok. Ben yemek teklifini yapana kadar gayet iyiydim. Sonra ne oldu da kaç harcısına çekip çıktın odadan? Bunun sadece bir yemek teklifi olmadığını anladın. Ve buna kızdın değil. Evet abay, bunun sadece bir yemek teklifi olmadığını. Bakışlarını anlıyorum. Sakın yanlış anlama, kızmıyorum sana. Yalnızca korkuyorum. Sana yüreğimi açmamdan neden bu kadar korkuyorsun? İzin ver sana kendimi tanıtayım. İzin ver içimi göstereyim. Ben de senin içini göreyim. Ben de bundan korkuyorum zaten. Yüreğime girmenden, İçimin acılarını görmenden, bunları anlamamandan, bağlanmaktan, yeniden yaralanmaktan çok korkuyorum. İzin ver gideyim. Güzel. Kimin kime ilaç olacağı hiç belli olmaz. Bırak elimden geleni, yüreğimden geleni. Senin için, benim için, bizim için yapayım.